güzelleşiyor o taş. Grilik oldu içinde. Evet. Bir dakika, bu taşın orijinali ne? Şu elimi görüyorsunuz değil mi? Sabit teşekkür tutuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Ben mucizelere inanıyorum. Ve ben bu mucizeleri kendi hayatıma... Evet darlar. Sürekli istemese de gene de evet diye. Artı İbn-i Sina'nın zaten yüzyıllar boyunca kitabı dünyada okunuyor. Doğru taşı nasıl kullanabilirim diyorsanız. Merhabalar. Merhabalar 26-27 Mart Öğreti Etkinliğine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Seçil Bozok, Edirne'den geliyorum. İkinci modülümüzü aldık. Çok mutluyuz. Şimdi bitirdik. Birinci modülden ikinci modüle kadar hayatınızdaki değişiklikleri anlatabilir misiniz? Çok güzel şeyler oldu. Kendim şifalandım, çocuklarıma dokundum, eşim şifalandı. Zaten yola babamın hastalığıyla çıkmıştık. Babamı kaybettim ama yolunu güzelleştirdiğimi, çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Yolunu güzelleştirdiğimi düşünüyorum. Her yerine sıçramıştı ama öyle ağrısı olmadı. Yani danışanlar mutlu, herkes mutlu. Yani çevremize dokunmaya çalışıyoruz. İş yeri açtım, tercüme bürom vardı. Ek olarak biyoenerjiyi de eklettim. Çok güzel. Yani her şey güzel gidiyor. Çok güzel. Eşiniz de burada. Evet, şu çok sağ olsun. Caner bana Bey. Çok yardımcı. Caner Bey'e de soracağım şimdi. Caner Bey, eşinizdeki değişiklikler nelerdir? Size dokunuşlar yapmış, sizdeki değişiklikler nelerdir? Şöyle anlatmaya çalışayım. Hani bunları kelimelerle ifade edebilmek biraz zor ama tam anlamıyla biz hayatımızda mucizeleri yaşıyoruz. Sevgi ve şifa ile birlikte. Sağ olsun Belgin Hanım'ın enerjisi gerçekten çok güzel. Bu tabii eşim sayesinde. Biz de Belgin Hanım'la tanıştık. Onun bize açtığı bu yoldan, öğretilerinden faydalanarak hayatımızda maddi ve manevi çok güzel değişiklikler oldu. Yani giderek de artıyor bu değişiklikler gün ve gün. Biz farkındalığımızı daha da arttırıyoruz bu öğretilere devam ettiğimiz sürece. Hayattaki bazı şeyleri çok daha güzel anlayabiliyoruz. Ben örnek verecek olursam şöyle düşünüyorum, yani hani erkekler arabayı sever mesela, onun üzerinden anlatmaya çalışayım lügatımın yettiği kadarıyla. Şimdi düz bir arabayken üzerinde yüzlerce, binlerce robotik sensörden oluşan bir arabayı düşünün. Evet. Yani bir o arabayla yolculuk yapmayı düşünün, bir bu arabayla yolculuk yapmayı düşünün. Biz şimdi bu çok fazla modern, çok fazla sensörü olan bir arabayla yolculuk yapıyoruz artık. Bu da hayatımızı gitgide güzelleştiriyoruz. Peki eşinizdeki ilk farkındalığı ne zaman hissettiniz? Vallahi Belgin Hanım'la tanıştıktan ve birinci modülden sonra hayatımızda çok fazla güzellikler olmaya başladı. Yani gerçekten mucizeler oldu. Mesela hiç beklemediğimiz yerden dertlerimiz gitti. Hiç beklemediğimiz kanallardan mucizevi bir şekilde işte borçlarımız vardı, onları ödeyebildik. Hiç beklemediğimiz şekilde mal sahibi olduk. İşte ne bileyim, eşim bürosunu açtı. Ya tabii her şeyi anlatamıyoruz. Hani bazı şeyleri ruhen yaşıyoruz. Eşiniz ilk birinci modüle geldiğinde sizde bir ön yargı var mıydı? Yani niye gidiyorsun dediniz mi? Tabii vardı. Yani bir baştan ya nedir bu diye insanın kafasında soru işareti oluyor. Baştan anlayamıyorsunuz. Hatta biraz tabii alışık olmadığımız da bir durum. Çok da bilinen de bir şey değil. Evet. O anla şu an arasında çok fark dağlar var. Dağlar kadar çok fark dağlar var. Çok dağlar kadar fark var. O tabii ki. O aradaki farkındalığı görünce o akışa siz de geldiniz. Aynen. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Tekrar eşinize vereceğim. İkinci modülde neler hissettiniz? Kısa kısa anlatırsanız, tümör küçültme, zihinle, beyinle konuşma, anne rahmine dönüş. Şöyle hatta... Böyle kıyaslayarak gidelim. Ben ilk başta sarkaç eğitimi aldım. O da çok mucizevi bir şeydi. Onunla başladık. Sonra biyoenerjinin birinci modülünü aldık. Ama ikinci modül daha kompakt. Bize zamandan da tasarruf kazandırıyor. Bütün hepsini bir şeye yükleyip de şifalandırmaya da çalışabiliyoruz. Hani her şeyin daha püfünü öğrendik gibi oldu artık. Yani şimdi sabırsızlıkla hani danışanlarda denemeyi bekliyorum. Yani her modülde, her çalışmada daha ben şöyle farklı düşünüyorum. Yani bir su damlası olarak geliyoruz. Böyle bir buhar olarak çıkıyoruz. Sonra bütün gökyüzünün hani mineralini, her şeyini toplayıp bir yağmur olarak inmeye başlıyoruz sanki. Evet. Yani hani o yağmurdan da bütün çevremiz faydalansın istiyoruz artık. Hani bu
parayla ölçülebilir bir şey değil. Evet. Yani herkes şifalansın. Çünkü yüksek dozda frekanslar var. Hani herkesin şifalanmasına niyet ederek biz zaten modüllerimize de başlıyoruz. Biz çok mutluyuz. İnşallah herkes deneyimler. İnşallah. Belgin Hanım'ın en çok sevdiğiniz özelliği nedir? Çok sıcakkanlı. Yani hani bu kadar tanınmış olmasına rağmen bizimle hoplar zıplar. Yani hani her şeyimizi sorabiliyoruz, paylaşabiliyoruz. Yani bir rüya bile görsek ben sabahına arayabiliyorum, hani ulaşabiliyorum. Hani her şey de telefonun ucunda. Evet, Belgin Dağ deyince aklınıza ilk gelen şey? Enerjisi. Çok teşekkür ederiz Seçil Hanım. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun.